Herkese merhabalar sevgili dostlar. 5 Aralık Pazartesi Şanlıurfa yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz. 8 koşul bir program bizleri bekliyor olacak arkadaşlar. Bu yarışlarda öncesinde arkadaşlar Bursa tahminleri yayında onda da belirteyim. 10 koşul bir program var. 2 altılı 2 adet Van e, Kotekemiz var. Eee... Bunun haricinde abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Dileyenler katılıyor olabilirler. Teşekkürler butonundan yine bize destek olabilirler diyerekten bu hatırlatmalarımızı yapmış olalım. Bu arada bizim yetiştirdiğimiz bir Safkan Kodaloğlu burada start alıyor. Onu orada tek verdik bilginize. Onu söylemiş olayım. Geçelim tahminlere o zaman arkadaşlar. Öncelikle dörtlü Ganyan'la başlıyoruz. Sonra 7'li Preses daha sonra altılı Ganyan'la devam edeceğiz. 6'lı Ganyan saat 7'de start verecek arkadaşlar. 3. koşu itibariyle bunu da belirtmiş olalım. Maiden dişi 2 yaşlı İngilizler 1300 metre kum çıkıyorlar arkadaşlar. Bu koşuda 10 safkan start alıyor. İçinde Ecury de var burada. Açıkçası bu koşu için hani 9 safkana düşüyor gibi yorumlayabiliriz. 4'lü Ganyan olduğu için daha böyle az tutmaya çalışıyoruz biliyorsunuz ki. Ben de şu anda burada baktığımda e, uygun gördüğüm cazip e, değilse bile hani daha sağlam diyebileceğimiz e, isim var. Ona gideceğim. Bir numara London isteyeceğim arkadaşlar. 14 bin 5. olan Safkan daha evvel içerisinde 3. ülkeleri var. Burada da en avantajlı isim olarak yorumluyorum. Bir numara London kisi. Biri yazdıktan sonra yanına bir tane daha at yazacağım diyen varsa 6 numara Islak kum ve Gold Rain 5 numarayı değerlendirmeye alabilirler. Ee, bir arkası isteyenler 5 ve 6'yı da yazmayı değerlendirebilirler burada. Sıralı ikili içinde bir oyun burada önermek gerekirse yine aynı oyunu önerebiliriz. Bir arkası 5-6 diyebiliriz ee, bu koşu için. 4 Tüganyan da burayı maksimum 3 atla geçersiniz. Ama 1 bir numara London kisi, tek atmak isteyenler de tek atabilirler bu koşu için söylememiz gerekenler bu kadar diyorum arkadaşlar geçelim ikinci koşuya şart 3 yamak 2 apranti biniyor burada 3 yukarı İngilizler e, 1800 mesafe kum pistte çıkacaklar arkadaşlar bu koşu için 9 adet Safgan start alacak ve ben burada size yedili plase ve birinci üçlü ganyan ve tabi birinci dörtlü ganyan için bir adet tek vereceğim bu tek arkadaşlar 4 gün evvel koşup ikinci olan bir safkan bir önceki yarışını kazanmıştı. Yani grup o kadar müsait ki şu anda bu yarışı 4 gün evvel koşmuş olmasına rağmen kazanması çok ama çok e, beklenecek bir durum bu safkandan. Summer Solo 3 numara arkadaşlar kesinlikle bu yarış kazanması lazım 30 handikap vesaire bunlara çok takılmamak gerektiğini düşünüyorum. Böyle bir yarışta 3 yukarı İngiliz olduğu için. Mesela Baba Hancı 74 handikapı var. Tabii ki kalite tartışılmaz bir safkan oluyor bu grup için. Ama 21 gün evvel 5. daha evvel 5. Ve 6 yarışta yalnızca 5.likten ibaret olmuş. Taberaları daha ileri gidememiş bir safkan. Bu yüzden Samur Solo'yu burada daha avantajlı görüyorum. 3 numara 7 plasede de tek, 1. üçlüde de tek, 4'lüde e, de tek olarak bırakmamız gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Bu koşu için e, benim vereceğim sizlere tahmin bu kadardır diyorum. Geçebiliriz arkadaşlar. 3. koşuya artık 16 handikap, 4 yaşlı araba atları, 1900 mesafe, kum pistte çıkacakları. Bu yarış saat 7'de 6'lı ganyan heyecanı start verilecek. 13 safkan start oluyor arkadaşlar. John Dere ile başlayacağım. Bir hafta evvel de önerdiğimiz safkan. Arkadaşlar Ferit Yardımcı ile start alan isim burada. Ben rakipsiz görüyorum bu ismi. Yani bir hafta evvel üçüncü olan burada işte son atmaca var. ikinci olan on kut var ama hani şu anda bu şartlar altında bu asın geçilmesi çok zor. Ferit Yardımcı ile birlikte 9 numara John Dere arkadaşlar. ilk ayaktan da olsa tek vereceğimiz bir isimdir tek atmak istemeyen varsa yani 6 numara, 8 numara, bir de 3 numara Yılma Baba da belki yani rakip gösterilebilir. Bu isimleri yazar bilirsiniz ama ben 9 numara John Dere'yi tek olarak veriyorum arkadaşlar sizlere bu koşuda. Gelelim dördüncü koşuya 17 handikap 3 çıkar İngilizler 1400 kum pist yarışı arkadaşlar bu koşuda start alacak 14 adet safkan bulunmakta. 2 numara Yıldız kranla başlayacağım. Son yarış 14 günü ver 4. olan 6 yarışının 4'ünü kazanan safkan Necmi Altın'da start alacak. Burada galibiyet için ilk aday ismimizdir. 40 günlük arasına rağmen 5 numara Mahi Devran'ı ilave edeceğiz arkadaşlar buraya. Ferit Yardımcı ile birlikte Angry Bull 7 numarayı söyleyeceğim. Bu safganda burada birazcık daha sürpriz olabilecek bir isim. Bu mesafede etkili olduğundan ötürü yine ve iyi e jockey ile birlikte tercihlerimiz arasında bulunmakta. 18 gün evvel koşup kazanan ve 6 yarışının 3'ünü kazanan Eyvah Mehmet 13 numaralı safkanı da değerlendirmeye alabiliriz yine burada arkadaşlar. Eğer isterseniz. Böyle bir kupon yeterlidir daha fazla at yazmak istiyorsanız işte 9 numara geyikli olabilir bu 12 numara cihana bedel olabilir bu tarz isimleri de yönelebilirsiniz ama bu haliyle de zaten kupon yeterli olacaktır diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Bu koşu için yıldız kıran zaten avantajlı isim 2 numarayla öncelik verip başladık daha sonrası da 5 numara işte 7 numara 13 numara vesaire ilaveler mevcuttur arkadaşlar dediğimiz gibi. Gelelim 5. koşuya 17 handikap yarışı arkadaşlar. 4 yukarı Arap atlarını izleyeceğiz. 1400 mesafe kum pisti. Şimdi arkadaşlar bu koşuda 14 safkan start alıyor. Bu 14 safkan içerisinde 21 gün evvel koşup kazanmış olan acı dilli Fatih var öncelik vereceğimiz. E, Acı Dilli Fatih'in bu yarış için ciddi manada avantaj olduğunu söyleyebilirim. Fakat kilodan dolayı birazcık e, bu avantajını kaybediyor. 3 e, numarayı numara yazıyoruz öncelik olarak. Tek bırakmayacağız ama Cibek oldu. Son yarış ikinci olan Safkan 21 güne ve onu da yazacağız buraya. E, Çeyrek mavi de yazmanızı taraftarıyım. Alişan Barla start alacak olan Safkan 21 gün evvel yine 3. olmuştu. Bir hafta evvel kazanan ve 1.35.94 94 tüpü derecesi olan geçmişti. 50 kiloda start alacak Yeşil Kale'ye dikkat 14 numaralı Safkan'a. Ve Ferit Yardımcı'nın bineceği Uçan Dilber 8 numaralı Safkan arkadaşlar. Buradaki son ilavemiz olacaktır diye düşünüyorum. Hilvanlıoğlu'nu vesaire değerlendirmeye alacaklar varsa veya hedefi gör gibi Safkanları eğer özellikle tutuyorsanız yazın. Aksi takdirde özellikle yazmanıza gerek yoktur. Ama eğer siz bu Safkanları beğeniyorsanız yazın diyorum. Aksi takdirde benim önerim 3 numara, 4 numara, 8 numara, 9 numara ve 14 numara şeklindedir arkadaşlar. Farkındayım fazla gibi oluyor ama bu atları yazmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden de böyle verdim. Yani 5 at oldu yanılmıyorsam 14 tane safkan var. 5 at da gayet normal oluyor böyle bir yarış için diyebilirim arkadaşlar. Ee, geçelim o zaman bir sonraki koşuya. 6. koşu arkadaşlar. Meydan dişi 2 yaşlı İngilizler. 1300 kum kompist yarışı olacak bu koşu. Ee, burada baktığımızda 2 iki yarıştır ikinci gelen bir safkan var arkadaşlar. Alternatif bir tek olarak değerlendirebileceğimiz bir isim. Peri Yıldızı 800 numara. Ee, bu ismi tek atarsanız eğer burada hiçbir problem yaşamayız. Daha fazla detay bildirmeme gerek yok. Dileyenler buradan ileriye sarabilirler videoyu. Diğer bir koşuya. Ancak tek atmayacak arkadaşlar için yine bir öneride bulunacağım. Zaten bir tane tekle başladık biliyorsunuz tekimiz var o yüzden sorunumuz yok. İkinci tek isteyenler hani burayı atabiliyorlar. Ee, yoksa alternatif tek yapmayacağım ben daha fazla alt yazacağım diyenler varsa burada 16 gün evvel 4. olan bir isim My Pacific Girl 7 numara 14 gün evvel 4. olan bir isim ve 3 tane 4. var yarış hayatında My Lions 6 numara ee, bir de arkadaşlar bir yarış koşup 7. gelen burada e, üzerine koyabilecek bir safkan Necmi Altın'da Hayde Altın isimli safkanında yine ilavelerimizi içerisinde bulundurabiliriz arkadaşlar ama önceliğimizin 8 numara peri yıldız olduğunu ve alternatif tek olduğunu tekrardan belirtmek istiyorum arkadaşlar bu safkan için. Gelelim 7. koşuyu arkadaşlar. Şart 5. 3 yaşlı İngilizler. 1400 kum pisti yarışı. Çapraz bir numaralı safkan arkadaşlar. Burada ilk önerimiz olacak. 13 gün evvel koştuğu kazandığı yarışla birlikte dikkatimizi çeken bir isim. Çapraz arkadaşlar bir numara yazıyoruz. 1 numara ilave olarak 11 güne var koşup kazanan bir isim Black Bert burada 5 numaralı safkan yine yazılması gerektiğini düşündüğüm bir isim. 6 yarışlık performansta bir kez yalnızca tabela dış kalmış bir isim. Daha sonra Rising Man 4 numarayı yazabiliriz. 15 gün, 13 gün evvel 5. oldu. Bir önceki yarışını kazanmıştı Safkan. Bu 13 gün evvelki yarışı da birlikte kötü bir performans gibi gözükse de daha önceki yarışını kazandığı için değerlendirmemiz lazım. Ve altınlara Real Blue Ferit Yardımcı ile birlikte bu koştaki son önerimizdir arkadaşlar. 13 Safkan bulunmakta bu yarışta. 6 Real Blue de son yarışı 11 gün evvel 3. oldu. Daha evvel yarışlarında 3. ve 1. CD vardı yine. Birazcık daha istikrarlı gelen bir isim diyebiliriz. Bu koşu için arkadaşlar. Toparlayalım bu yarışı. 1 numara dedik arkadaşlar. 4 e, numara dedik size burada. 5 e, numara dedik ve 6 numara dedik. Yani baktığımızda 4 tane safgan önerdik. 13 tane at koşan bir yarış için 4 isim de geçilebilir. Zaten arkadaşlar bu önerilerimizi yaparken bir de alternatif tek de verdik. İsteyenler iki tane teke çıkıp kuponu rahatlatmayı deneyebilirler. Onu da tekrardan hatırlatmış olayım. Gelelim 8. ve sonuncu koşu 15 handikap dişi 3 yaşlı Araplar 1200 kum pisti arışı. Arkadaşlar 1 numara Kemiyet güzeli 43 gün evvel 3. oldu. Daha evvel 3 yarış üst üste kazandı. Kesinlikle yazılsın diyorum. Ferit Yardımcıyla Zeki kız 2 numarayı yazalım arkadaşlar. 3 yarıştır ikinci gelen Alişan Bağlı birlikte Kamış Dişi 9 numaralı safkanı yazalım. 33 gün evvel kazanan bir isim Cam Beritan 13 numarayı. Arkadaşlar burada yazalım diyorum. Daha fazla ilave yapacaksanız Yeşiltepe Güzeli 17 numara ekürlerden sürpriz olarak yazılabilir. Elif Nurgül 8 numara yazılabilir. Melisa Kızı 6 numara veya Kızım Zelal 5 numara ilave edilebilir. Yani çok at olduğu için 17 tane at var. Hani ekürüyü bir saysak bile 16 at oluyor. O yüzden fazla da at söylemek durumundayım arkadaşlar. Ama dediğim gibi öncelik olarak veriyoruz. Bizim önceliğimiz burada 1 numara, 2 numara. Peşine arkadaşlar burada... 17 numaralı safkanı ve 13 numaralı safkanı biz ilk öncelik olarak önerdik zaten. Devamını dediğim gibi isteyenler ilave olarak yapabilirler daha fazla at. Bu şekilde videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Teklerimizi hatırlatalım. Alternatif olarak 6. koşuda 8 numara peri yıldızını verdik alternatif tek olarak. Ve onun haricinde zaten bir banko ismimiz de vardı biliyorsunuz ki. ilk ayakta arkadaşlar e, burada John Dere 9 numaralı safkanı vermiştik. Bu şekilde bu videoyu bitiriyoruz. Diğer videomuz yayındadır. Dileyen arkadaşlar Bursa tahminleri de izleyebilirler. Abone olmayı, video beğenmeyi dilerseniz katılıyorsa veya teşekkürler butonundan videonun altında bulunmakta teşekkürler butonu. Bize destek olabilirsiniz diyorum ve herkese de bol şanslar diliyorum arkadaşlar.